10 ayda belediyeciliğe alıştık. Öğreniyoruz. Bundan sonra da gözle görülür. Hepinizin, bakın bir şeyler başladı, artık harekete geçti, toplanıyor, derleniyor. Diyeceğiniz günler çok az yakında. Bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ne yapabiliriz? Sadece kendi hayalimizdeki proje nedir? Ne beklenti var? Nasıl bir şey olmasını söylüyor? Biz kendi tarafımızdan olacak olan projeleri az çok anlattık. Buna ilave olacak birçok proje var. Ben öncelikle burada bütün STK başkanlarının, sivil toplum örgütlerine, müdürlerine, sayın kaymakamımı, hepinizi burada görmüşken öncelikle çok değerli meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 4 Nisan'dan sonra sadece Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanı olarak değil, tüm Foça'nın sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten hem meclis üyeleri hem de belediye başkanı çok güzel bir uyum içindeyiz. Herkes gücü yettiğince kime yakınsa, kimle bir şeyler yapabiliyorsa destek oluyor. Özellikle muhalefet meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda sadece Foçalılıkları göstererek, Foça evlilikleri değeri göstererek destek oluyorlar. Bu çok önemli. Bunun sürdürülebilir olması da çok önemli. Bunu da burada hep beraberken bir borç olarak biliyorum ve söylemek istiyorum. Söz artık sizde, buyurun. Neler olacağı konusunu projeyi yapan arkadaşlarımız bilirler. Kaleiçi'deki otopark sahası çok düzensiz ve estetik değil. Kaleiçi'nin düzenlenip hatta BS ve su gereksinimi de sağlayarak çok güzel otopark şeklinde düzenlenmesi konusunu öneriyorum. Ayrıca yeni otopark yerleri düzenlenmesi şarttır. Bu arada okul bahçelerinin bazı okul bahçeleri maalesef başka komşuları için. Balıkçılık, denizcilik, güneş hava değil, kültürüyle, sanatıyla, yaşam biçimiyle, geçmiş dokusuyla var olsun, görünür hale gelsin ve bir çekim merkezi oluşur. Bunun için birçok projelerimiz var. Bu seyir alanlarını perfilebiliyor yani. Ahşaptan oturma yerleri de dahil bir düzenleme yapılmış. Gelen insanlar orayı temiz tutuyorlar ve yapılabilirse Paça oradan çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Kaymakam, değerli bürokratlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, STK Başkanlığımız, çok teşekkür ederim. Değerli zamanınızı ayırdınız. Bir saniyeyi geriye dönmek için binlerce şey vermek bile imkansızken burada 2,5-3 saat hep birlikte çok güzel bir toplantı yaptık. Devamını sağlanacak. Katkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. İyi akşamlar diliyorum.